Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlere odun külünden gübre ve böcek kovucu yapacağız. Onu göstereceğiz inşallah. Şu mangaldan topladığımız meşe odunu, külleri. Şimdi bu odun külünün özellikleri nelerdir? Şöyle bir açıklayalım size. Potasyum açısından zengindir. Meyve büyümesine yardımcı olur. Böceklere karşı doğal bir ilaçtır. Bitkilerin güçlü bir kök sistemi oluşturmasına yardımcı olur. Odun külünde yaklaşık olarak %10-15 dolayı kalsiyum, %1-4 arası magnezyum, %5-15 arası potasyum, %1-3 arası fosfor içermektedir. Bunu hemen hemen bütün bitkilerimize uygulayabiliriz. Yalnızca asitli toprağı seven bitkiler hariç, çünkü odun külü biraz bazik yapıda olduğu için toprağa alkali bir yapı sağlıyor. Bu da böcekleri kovucu bir özelliğe sahip. Şimdi bunu şu şekilde uyguluyoruz. Bir saksımız için yaklaşık bir kaşık külümüz yeter. Şöyle çevresine az az döküyoruz bu çileğimiz. Sonra hafif toprağı da karıştırarak bu şekilde, bu hem verimini artıracaktır hem de sinekleri, böcekleri kovacaktır. Bu şekilde diğer bitkilerimize de uygulayabiliriz. Bu da bizim pitaya fidemiz. Ejder meyvesi. Buna da şöyle biraz döktük. Aynı şekilde. Karıştırıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, şu şekilde geçen hafta çimlendirdiğimiz kauçuk bitkisine, safflera bitkilerine, çilek, ejder meyvesine o şekilde toprağıyla karıştırarak külümüzü uyguladık. Tabii bu külde aşırıya gitmemek lazım. Saksının büyüklüğüne göre bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı yeterlidir. Aynı zamanda işte çilek, maydanoz, nane, biber, domates gibi evde yetiştirdiğimiz diğer bitkilere de uygulayabiliriz. Bu şekilde inşallah faydasını görürüz. Evet değerli izleyicilerimiz, Rabbimiz Yasin suresi 80. ayette şöyle buyuruyor. Ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Evet Rabbimiz bize bu gördüğümüz yeşil ağaçlardan, bitkilerden, bunlar kuruduğu zaman bulan odunundan gördüğünüz gibi mangallarımızda, sobalarımızda kullanıyoruz. Bu Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Bu nimete şükrediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.